Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, selamlar, selamlar. Evet, dörtgenleri de nihayet bitiriyoruz. Kareyle, kareyle son altın vuruşunu yapıyoruz dörtgenlerin. O kadar çok soru çözdük ki bir soru bankasından daha fazla soruyu çözdürdüm. İnan bana, zamanın yoksa bile, soru bankasından soru çözmüyorsan bile bu videoları izlemek sana çok şey kazandıracak. Böyle tam sınav tarzı temelden tepeye kadar götürdük. Neredeyiz Morcan? Gel bakayım Morcan. Morcanımızın kaçıncı sayfasındayız şimdi arkadaşlar? Dikdörtgeni bitirdik. Dikdörtgeni bitirdik. Karedeyiz. Karemiz 200. sayfamızdan başlıyor. Tam karede toplam kaç tane soru çözecekmişiz? 47 tane. 3 video yapacağız. Kareyi hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde bitireceğiz. Şimdi kare arkadaşlar çok kolay olmasına rağmen sorularda bir tık zorlayabiliyor sizi. Niye zorluyor biliyor musunuz? Karenin çünkü özelliklerini şekle dökmüyorsunuz. Hocam kare, ben biliyorum bütün kenar uzunluklarını, böyle eşit olduğunu falan diyorsunuz kafanızdan. Yazmadığınız için eşitlikleri görmüyorsunuz. Görmediğiniz için de sorunun çözümüne gitmiyorsunuz. Biliyorum demeyeceksin. Geometride verileri şeklin üstüne dökeceksin kardeşim. Dökeceksin, tamam mı? Hadi bakalım, kare, kare, kare. Şimdi kare nedir arkadaşlar? Bir paralel kenardır. Bir dikdörtgendir. Bir dörtgendir. Bütün dörtgenlerin en özel halidir. Nedir? Bütün kenar uzunlukları birbirlerine eşit olan, bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan, bütün açıları 90 derece olan dörtgene kare diyoruz. Çevresi 4x, alanı nedir? X kare. Taban çarpı yükseklik, yine bakın. X tabanı, x de yüksekliği, x kare. Şimdi kare sorularında, özellikle uzunluk sorularında neyi kullanıyoruz? Karede çizilen köşegenlerimiz eşittir. Köşegenlere eşit olan başka bir dörtgen var mıydı? Dikdörtgende köşegenler eşitti. Şimdi ama dikdörtgende köşegenler açıortay değildi. Nerede açıortaydı? Eşkenar dörtgende. Yani köşegenleri açıortay olan iki tane dörtgenimiz var. Nedir onlar? Eşkenar dörtgen ve kare. Niye? Çünkü arkadaşlar açıları 45-45 derece bölündüğü için buralarda ikizkenarlık oluşuyor. Eşkenar dörtgende de köşegenler dik kesiyordu. Karede de köşegenlerim nasıl kesişiyor dik? Bakın burada 45-45-90 üçgenlerim oluşuyor. Köşegenin uzunluğu, köşegenimizin uzunluğu kenarımızın kaç katıdır? Kök 2 katı. Çünkü şurada büyük üçgenim nedir arkadaşlar? Bakın 45-45-90 üçgenidir. O zaman kenarımız x kadarsa köşegenimiz x karekök 2 kadardır. O zaman her bir köşegenimizin uzunluğu x karekök 2'nin yarısı, x karekök 2'nin yarısıdır diyoruz. 45-45-90 üçgeni. Tamam mı? Köşegenleri dik kesişiyor, unutma. Ve oluşan 4 tane alan yine birbirlerine nedir? Eşittir. Bakın köşegenlerine AA derseniz kenarlarımız A kök 2. Burası yine AA, A kök 2. 45-45-90'ları aktif olarak kullanacaksın. Hadi bakalım. Şimdi sorularımızla başlayalım. Hızlıca başlıyoruz. Gel bakalım. Yukarıdaki verilenlere göre AEB nedir diyor. Şimdi CE ile AB birbirine eşitmiş. İşaretleyelim. CE ile AB eşit. Şimdi çözemezsin soruyu şu anda. Niye çözemezsin? Çünkü soruda kare diyor. Sen karenin hiçbir şeyini kullanmadın ki. Karenin bütün kenarlarına eşittir işareti koy. Bakın iki tane ikizkenar üçgen oluştu. Bir tanesi burada. Bak burasıyla burası eşit. O zaman 55 ise burası. Burası da 55. 55, 110. Çat burası 70. Karenin açısı 90 dereceydi. Burası 20 oldu. 20. Burası da ikizkenar. 180'in 20'sini attım. 160. O zaman buradaki açımız 80. Buradaki açımız 80. 90'ın 80'i burada. 10 derece kaldı. Birinci sorumuzun cevabının Adana olduğunu söyledik. Bütün kenarlara eşit işaretlerini koy. Tamam mı? Hadi bakalım. Ne oldu? Sırtıma bir şey oldu. Hadi bakalım. İkinci sorumuz. ABCD kare diyor. ADE eşkenar üçgen. Şimdi eşkenar üçgen diyorsa ADE'ye, ADE'nin bütün kenarlarına eşit işaretini koydum. Karenin bir kenarına çift çizgi koyduğum için bütün kenarlarına da çift çizgimi koyuyorum. Bir sürü yer eşit. Ama bitmedi daha. Hemen bize eşkenar üçgen dediyse açılarına da 60-60-60'ı yazalım ki soru zaten bir açı sorusu. CFB açısı kaç derecedir diyor. Bakalım neler oluştu. Şurası 60 ise burası 30. Bakın çift çizgi, çift çizgi. Bu üçgen ikizkenar oldu. O zaman bu açımla bu açım eşit. 180'in 30'unu attım. 150. 150'yi iki eşit parçaya böldüm. 75-75. Gel kırmızı.
90'ın 75'i burada buraya 15 kaldı. Burası 90, 90, 15. X açımız 75 derece, 2 denizli. Hop geçtik 3'e. Kolay mı? Kolay tabii. Yeter ki işaretle. ABC kare, BFC ve BEC eşkenar üçgenler. Kimler eşkenar üçgen bir bakalım hadi. Kırmızı gel. ABF eşkenar üçgenmiş. Bütün kenarlarına eşit işareti koydum. Karenin bir kenarına çift çizgi geldiği için bütün kenarlara eşittir deyip çift çizgiyi koydum. Sonra BEC de eşkenar üçgenmiş. Bakın bir kenarında çift çizgi varsa bütün hepsine çift çizgiyi koydum. Eşkenarlar, ikizkenarlar, bir sürü şeyler oluştu. Bitmedi ama. Hemen eşkenar üçgenin bir açısının 60 derece olduğunu bildiğim için çatara kütere 60'ımı yazdım. Kareyle devam ediyorum. 90 olabilmesi için bu açının buranın ne olması lazım? 30. Burası da eşkenar üçgendi. O zaman buradaki açının da 60 olması lazım. 30 burası, 30 burası. Pardon yanlış yazdım. Eşkenar üçgen olan burası. Buradaki açımız kaç derece oldu? 60. Bakın içini sarıyla boyadığım üçgen bir ikizkenar üçgen şu anda. Bir açısı kaç derece burada bakın? 90. O zaman buradaki açısı 45. Buradaki açısı da 45 oldu. Eşkenarsa buranın da 60 olduğunu biliyordum. 45'i burada. X dediğimiz açı 15 dereceye eşit oldu. Üçüncü sorumun cevabı da Ceyhan olmuş oldu. Tamam mı? Bu kadar basit işte. Yeter ki sen işaretlerini koy. Hiç zorlanmadan hepsini çözeceğiz, merak etme. Gel bakalım 4. Kare diyor, tamam. BD köşegen diyor, paralel kenar var, 15 dereceyi vermiş, alfa kaçtır. Şimdi kare ise bütün kenarlara eşit ve karenin köşegeni çizildiyse, 45 45 bölüyor unutma. Hemen o zaman buradaki açıma 45'imi yazdım, buradaki açıma da 45'imi yazdım, buradaki açıma da 45'imi yazdım, buraya da 45'imi yazdım. Bakın şu üçgende iki iç bir dış yaptım, 45 ile 15'in toplamı 60. Burası da paralel kenarmış. Hop burası da ne oldu? 60. Şimdi burasıyla burası paralelse, burası 90 derece ise buranın tamamı da 90 olacak. Alfa dediğimiz açı 30 derece. Dördüncü sorumuzun cevabı da denizli olmuş oldu. Haydi 5. Yine ABCD kare diyor. BD köşegen 1, 2, 3 eşit. Soru da vermiş zaten. 25 derece. Buna göre BCE alfa kaç derecedir? Şimdi incele. Şeklim kare. Karenin neyi çizilmiş? Köşegeni çizilmiş. Köşegeni ne yapmış? İki eşit parçaya ayırmış ve burada buna eşit olmuş. Alakasız eşitlik var. Köşegeni iki eşit parçaya ne ayırır? Diğer köşegen ayırır. Aha. Hemen o zaman diğer köşegenin de parçalarının eşit olduğunu biliyorum. Bakın bir sürü ikizkenar üçgen çıktı. Karenin köşegeni çizdiğim zaman açılarım 45-45 bölünür mü? Bölünür. Bakın tamam. Şimdi burada bir 25 derece vermiş. Hemen buraya da 45'i yazdım. Şu üçgenden iki iç bir dış yapıyorum. 45 ile 25'i topladığım zaman 50. Buradaki açım 70 oldu. O zaman 70, 45. Hemen hangi üçgendeyim şu anda? Bakın şu üçgende. Bir açım 45, bir açım 70. Topladım 115 yaptı. O zaman üçüncü açılarına 65 derece kaldı. Şimdi buradaki üçgende şu kenarla şu kenar eşit değil mi? Eşit. İkiz kenar. O zaman burası 65 ise burası da 65. Şimdi bitti zaten. Bakın şu üçgende bu iç açıyla bu iç açının toplamı buradaki dış açıya eşit olacağı için alfanın 5 derece olması gerekiyor. Veya 65-65, 130. Tamamının 50 olması lazım. Oradan 5 derece kaldı. 5. sorumuzun cevabı da Adana olmuş oldu. Hadi bakalım. Şimdi bıyıklılara başlıyoruz 6. sorumuzla. Gel bakalım. A, B, C, D kare demiş. A, C ve B, D köşegen. A, B ve G noktaları doğrusaldır diyor. İki tane eşitlik verilmiş. E, G. Bakıyorum E, G şurası. E, G ile A, B birbirlerine eşit. Ha. A, B karenin bir kenarı olduğu için bütün kenarlara bu işareti koydum. Şimdi bakın burada bir ikizkenarlık, ikizkenarlık falan oluşmadı şu anda. Peki ne yapacağım? Ne çizilmiş? Köşegen. Köşegen çizildiyse açılarıma 45 dereceyi yazdım. Tamam. Burası da 45. 45-45 90 üçgenleri oluştu. Şimdi bakın. Bizim şu eşitliği nasıl kullanırıma bakacağım şimdi. Hemen buradan dikimi indiriyorum. Bu dikiyi indirdiğim zaman arkadaşlar burada bir 45-45 90 üçgeni daha oluşuyor bakın. Şurası 90-45 45 oluyor. Şimdi buraya A kadar dersem burası da ne kadar oldu? A. O zaman burası da A. Yani kenarım kaç A kadar oldu? 2A. Benim kenarımla
Burası birbirlerine eşitti. O zaman burası da ne kadar oldu? 2A. Şimdi içini sarıyla boyayayım bu üçgenin, güzel gör. Şu üçgenin içini sarıyla boyadım. İncele bu üçgeni. Bakın kenarlardan bir tanesi A, bir tanesi 2A. 30-60-90 üçgeni. O zaman çat buradaki açımız 30. Bunun tamamı 60 olacak. O zaman alfa dediğimiz açı 15 dereceye eşit oldu. 6. sorumuzun cevabı da Adana olmuş oldu. Bu kadar işte. Bu kadar. Tamam mı? Hadi bakalım 7. sorusuna bakalım. Ne diyormuş? Gel bakalım. A, B, C, D kare diyor. Kesişimleri F. İki tane eşitlik verilmiş. Hemen işaretleyelim. A, E, A, B, D'ye. Bakıyorum A, E. Şöyle üstünden siyahla geçeyim. Şu A, E kime eşitmiş? BD'ye eşitmiş. Yine alakasız eşitlik. Bir 23 derece vermiş. Buna göre alfa kaç derece? Şimdi bu eşit olan doğrulardan birine bakıyorum. Köşegen. Hemen diğer köşegeni de ben çiziyorum. Bu üç siyah doğru birbirlerine eşit oluyor. Niye? Köşegenler zaten eşit. Soruda da öbürünün eşit olduğunu vermiş. Bakın ikizkenar üçgen karşıma çıktı. Şimdi şuradaki köşegen buradaki açıyı 45 derece olarak bölüyor muydu? Evet. 45'in 23'ü burada. O zaman şuradaki açıma 22 kaldı. Bakın burası bir ikizkenar üçgen şimdi. Hadi boyayım içini. Bakın şu üçgen ikizkenar bir üçgen oldu. E zaten ben şuradaki açının 45 derece olduğunu da biliyorum. O zaman buradaki açım da nedir? 45 artı alfa. O zaman 22 artı 45, 45, 90 yaptı. Artı 1 alfa burada, 1 alfa burada. 2 alfa eşittir 180. Şimdi 2 alfa eşittir ne yapıyor arkadaşlar? 90, 22'sini çıkardık 68. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde alfa dediğimiz açı 34 dereceye eşit oldu. 7. sorumuzun cevabı da Bursa. Hop geçtim. Bakın ne kullandım? Alakasız eşitlikler vardı. Köşegenler eşittir deyip diğer köşegeni ben çizdim. Hadi bakalım 8. A, B, C, D kare. Tamam. Kafaya koyduk kare. Hepsi eşit. Köşegen varsa 45, 45. Düşünüyoruz. Bir diklik verilmiş soruda. Şuraya işaretlemiş A, E ile E, C dik. B, D köşegen. Tamam. D, F ile F, B eşit. Bakalım D, F neresi? D, F ile F, B eşitmiş. Ha, köşegen ortadan bölünmüş. Bak. Şurasıyla şurası eşitmiş. O zaman hemen diğer köşegeni de sen çizeceğini hatırla soruda. Bunu çizeceksin buradan. Bu çizdiğin şöyle elimle çizeyim. Denk getiremedik düz çizgiyle. Şuradaki çizdiğimde ne olmak zorunda? Köşegen olmak zorunda ve burayla burada birbirlerine ne olmak zorunda eşit. Bu çizdiğim köşegense burası 45 derece, 23'ü burada. Yine buraya kaç derece kaldı? 22 derece kaldı. Şimdi soruda eşit olan yerlere bakalım. DF ile FB. DF nerede? DF nerede? Köşegenin bir parçası. Diğeri neresi? FB. FB neresi? Şurası. Zaten onu işaretlemiştik. Tamam. Şimdi arkadaşlar bize buranın 23 derece olduğunu söylemişti. Hemen yürüyelim. Şurası 90. 23 burasıysa buradaki açımız kaç derece olur? 67. Burası 67 ise makastan burası da kaç derecedir? 67. AEF'yi istiyor. AEF. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuradaki eşitliği şeyi kullanmam lazım. Orada güzel bir üçgen var bak. Şu üçgen. İçini de sarıyla boyayayım. İçini de sarıyla boyayayım, iyi gör. Şimdi bu sarı üçgende dikten bir şey çizilmiş, iyi bak. Dikten çizilene bir bak. Tam nereye çizilmiş? Ortaya. Dikten kenar ortaya çizilmiş. O zaman bunun uzunlukları da bunlara eşittir. Tamam mı? Pis üçlü var yani. O zaman burası 22 ise çat buradaki açımız da 22 oldu. AEF'yi bulabilmek için 90'dan 22'yi çıkarıyorum. 90'dan 22'yi çıkardığımızda 68 derece olarak 8. sorumuzun cevabını Adana buluyoruz. Hop geçtik 9'a. El bakalım 9. Aşağıda ABCD karesi biçimindeki bir kağıt verilmiştir. ABCD kare kağıdı verilmiş. Sonra şekilde EDH ve EBH birer üçgen. AE ile CH birbirlerine eşitmiş. Eşit işaretini koymuş. ADE açısı 20 dereceymiş. X nedir? Şimdi arkadaşlar soruda ne diyor? Kare. Kare diyorsa şurası, işte şurası, şurası ve şuranın tamamı birbirlerine eşit. Şimdi şurası 90, 20. Buradaki açımız 70 derece. Bunu koyduk. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada bir eşlik var. Eşliği gören soruyu patırarak çözer. Hocam nerede eşlik? Bakın boyuyorum içine. Biri 20, 70, 90 üçgeni.
Burada da bir baktığımız zaman üçgenin bir kenarında ne var? Çift çizgi, bir kenarında S var. Bu üçgene bak. Bir kenarında S, bir kenarında çift çizgi. Ve ikisi de dik üçgen. O zaman bu üçgenler eş. Çift çizginin karşısındaki açı 20 derece ise hop buradaki açı 20. Diğer açımda komple kaç derece oldu o zaman? 70 derece olmuş oldu. Soru da AE ile CH'ı eşit vermişti. AE ile CH. Eşliği buradan bulduk. Ne istiyordu bizden? X. X neredeki açı? Şuradaki açı. Hadi bakalım şimdi o zaman. Burası 20 derece ise burası 70 derece. Çat. Burası kaç derece oldu? 90. Tamam. Çok ince bir yer var şimdi. Onu yakalayan soruyu bitirir. Eş üçgenler demiştik ya bak. Hangi üçgenler eşti? O yukarıdaki sarı üçgenle. Bu sarı üçgen eşti ya. Şimdi bakın bunun hipotenüsüne siyahla tek çizgi atıyorum. Bunun hipotenüsüne siyahla tek çizgi atıyorum. Bak burayla bura birbirine eşit oldu. Bakın oluşan üçgen o zaman ikizkenar bir dik üçgen olmuş oldu. O zaman 90, buradaki açımız 45, buradaki açımız da ne oldu? 45. 70'in 45'i buradaysa buradaki açımız kaç derece yapar? 25 derece yapar. 90'dan 25'i çıkardığım zaman buradaki açımız 65. Makastan burası da yine 65. 9. sorumuzun cevabı da denizde olmuş oldu. Geldim ona. Hadi bakalım. Şimdi dur. Ona gelmeden önce bir yudum su içeyim, sonra bir şey söyleyeceğim sana. İçtik bir yudum suyumuzu. Şimdi üçgende açı soruları yap. Üçgen diyorum. Kafa gitti. Kenar ortayda açı sorularını yaptık. Şimdi kenar ortayın uzunluk sorularına doğru geçiyoruz. Uzunluk sorularını öğreten soruları. Hadi başlayalım. Kare diyor 17-25 verilmiş. Karesinin çevresinin uzunluğu nedir? Arkadaşlar karede diklik oluşturmak çok kolay değil mi? Hemen buradan buraya dikdörtgenlerde de her yerde yaptık bunu. 90'ı indirdim. Burası 17 ise burası da 17 oldu. Şuraya x dedim, burası da x. Hocam ne yapacağım bundan sonra? Ne yapacaksın? Karenin bütün kenarları birbirine eşit. Burası 17 artı x ise burası da 17 artı x. O zaman burası da 17 artı x. Bitti. 8, 15, 17 olmadı. 7, 24, 25. Buradaki x'imiz 7. 7 ise burası 24, burası 25. Yani x dediğimiz 7 oldu. 17 ile 7'yi topladım. Bir kenarım 24. Çevreyi istiyor. 24'ü 4 ile çarpıyorum. 96, 10. sorumuzun cevabının Edirne olduğunu bulduk. Dikliği oluşturdum, işi bitirdim. 11. ABCD kare EF'nin 20 olduğunu söylemiş. CD kaçtır? Hemen şurayı kullanalım. Şimdi buranın uzunluğuna A dersem FB 7A kadarmış. FB 7A yazdım. FC A kadarmış. AE de A kadarmış. Benim buranın uzunluğuyla buranın uzunluğu eşit değil mi? Eşit. 8A burası. O zaman 8A olabilmesi için buranın da 7A olması lazım. EF 20 birimmiş. CD kaçtır diyor. Bakın şimdi ben dikliğimi oluşturuyorum. Hemen buradan bunu attım. Dik üçgenimi oluşturdum. Şimdi burası A ise burası da A. 7A'nın A'sı burada. Buraya ne kaldı? 6A. Benim karemin bir kenarının ben 8A olduğunu biliyordum. Burası da 8A. Dik üçgen 6A. 8A 10A. Bitti. 10A'nın 20 olduğunu söylemiş. 10A uzunluğumuz 20 ise A dediğimizin 2 olduğunu bulduk. A'mız 2 ise bir kenarımız 8A'ydı. Bir kenarımız 16 oldu. CD'yi istiyor zaten. Bütün kenarlarım 16. Sorumuzun cevabı Denizli. 11 Denizli. Hemen geçtik. 12. sorumuza. Gel bakalım 12. Ne güzel gidiyoruz değil mi? ABCD kare BD köşegen 2 ve 8'i vermiş. Buna göre X kaçtır? Arkadaşlar eşkenar dörtgende çözdüğümüz kalıplardan biri. X neresi bir bak. Bir kere şu çizilen köşegen değil mi? 10 uzunluğu. X şurası. X'i bulabilmek için diklik oluşturmam lazım. Karede diklik oluşturmak çok kolay. Diğer köşegeni çiziyorum ve bitiyor. Çünkü köşegenler birbirine dik. Bir köşegenimin uzunluğu 11 ise 5, 5 bölünecek. İkilik parçası buradaysa burası 3. Burası da ne oldu? 5. Bitti mi? Bu burası da 5, burası da 5. Tamam mı? Eşit çünkü köşegenler ve eşit bölüyor. Hadi gerisi Pisagor bağıntısı. 90'ın karşısında X var. X'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 5'in karesi. 3'ün karesi 9. 5'in karesi 25. 34 yaptı. X dediğimiz karekök 34'e eşit oldu. 12 Edirne. Hop. 13. Hop çok gittim. 13. sorumuz. A, B, C, D kare. Doğrusallık verilmiş. 6 kök 2 verilmiş. 10 verilmiş. Alan istiyor. Kimin alanını istiyor? Şuranın alanını istiyor. Sarı bölge. A, B, E. Şimdi bu bölgenin alanını bulabilmek için benim
Bir yüksekliğe, bir şeye ihtiyacım var. Şimdi ne yapacağım bakalım? Bir kere kare diyor, bütün kenarlarımın 6 karekök 2 olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Bütün kenarlarım 6 karekök 2. Tamam. Şimdi arkadaşlar, farklı farklı çözebilirim bu soruyu. Şöyle yapalım. Ona ait yüksekliği bulmaya çalışabilirim veya ona ait yükseklik buradadır. Bunu bulursam çözerim. Şimdi 6 kök 2'ye ait yüksekliği bulmak istersem şu yüksekliği bulmaya çalışırım. Veya alan parçalamayla da yapmaya çalışırım. Şöyle bir sildim. Şimdi bir kere karede diklik oluşturmak kolay dedik. Hemen dikliğimi oluşturuyorum. Attım bunu buradan. Bunu buradan attığım zaman burası 6 kök 2 ise şurası 90. Buralar kaç kaç oldu? 6 6. 45 45 90 üçgeni çünkü. O zaman burası da 6. Burası da 6 olmuş oldu. Bakın şurada bir dik üçgen oluştu şimdi. Burası 45. Gördük mü? Şimdi şurada bir üçgenim var. İçini oku bana şimdi. Sarıyla boyuyorum. Tamamını boyadım sarıya. Tamam mı? Hepsi. Buraya baktığımız zaman bir kenar 6, bir kenar 10. O zaman 6, 8, 10. Hop buranın 2 olduğunu buldum. Hadi şimdi buranın alanını bulabilmek için şu 2'ye ait yükseklik lazım bana. O 2'ye ait yükseklik geniş açılı üçgen olduğu için dışarıdadır. Şurasıdır. Yüksekliği de 6'dır. Alanım 2 çarpı 6 bölü 2. Sadeleştirdik. 6 13. sorumuzun cevabı da Bursa olmuş oldu. İlerledim. 14. sorumuz. Bakalım ne diyor? Şöyle nereye kadar gideceğiz bir karar verelim. 14'teyiz biz. Daha videoda şöyle kaç soru vardı? 2 videoda yetiştirebilir miyiz acaba ya? 3 video mu yapsak? 2 video mu yapsak? Kaç soru var? 47. 20 dakika olmuş. Bir 20 dakika daha atsak üstüne 28. soruya kadar gideriz. 28, 38, 44, 16 soru. Hadi bir deneyelim, gel bakalım. A, B, C, D, kare diyor. Tamam, kesişimleri K'ymış. Köşegenlerin kesişimi dikkat et. 45, 45, 90 üçgenleri var. 15'i vermiş. 9 kök 2. Şimdi arkadaşlar, hemen burası 9 kök 2 ise burası da 9 kök 2. Ben buranın 45, buranın da 45 olduğunu biliyorum. Buranın da 90 olduğunu biliyorum. Şimdi x'i bulabilmek için tek yapman gereken şey şuradan yüksekliğini indirmek. Yükseklik indirince de 45, 45, 90 oluşuyor çünkü. Bakın 90'ın karşısında 9 kök 2 var. O zaman 90'ın karşısında 9 kök 2 ise benim burası da 9'dur. Burası da nedir? 9'dur. Tamam. Şimdi o zaman şurasının da 9 olduğunu buldum. Ben şuraya da bir bakayım arkadaşlar. Şu iki iç açının toplamı buradaki dış açıya eşit. Yani şurada da 30, 60, 90 üçgeni oluştu küçük. 60'ın karşısı 9'sa, 60'ın karşısı 9'sa 30'un karşısındakini bulabilmek için 9'u kök 3'e böldüm. Eşleniyle çarptığım zaman 9 kök 3 bölü 3 yaptı. Yani 3 kök 3. Kim bu? 30'un karşısı 3 kök 3. 90'ın karşısını istiyor. O zaman 2 katı 6 kök 3. 14. sorumuzun cevabı da Ceyhan olmuş oldu. 15. Gel bakalım. Yine bir kare. Diklik var. Şurada gördüm. 15 var. 2 kök 6 var. X kaçtır? Şimdi 90'ı kullanmam lazım. 15'i kullanmam lazım. Hemen şuradan köşegenimi fışırtladak çizdim. Niye çizdim? Çünkü 45 yazacağım oraya. 45 yazınca da burada 60, 90, 30 üçgeni oluşacak. O zaman 30'un karşısı 2 kök 6 ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katıdır. 2 kök 3 ile çarptığım zaman 2 kök 18. 9 çarpı 2 gibi düşün. 9'un 3'ünü dışarı aldım. 6 kare kök 2 oldu. Neresi? Şurası 6 kare kök 2. 30'un karşısını buldum. 60'ın karşısını. 30'un karşısı 2 kök 6 ise 90'ın karşısı da bunun 2 katıdır. Burası 4 kare kök 6 oldu. Tamam. Şimdi burada 45 45 90 üçgeni olduğu için burada da x'e geçiş yaparken 4 kök 6'yı neye böleceğim? Kök 2'ye böleceğim. Şunu kök 3 çarpı kök 2 gibi düşünürseniz şunlar zaten götürürler. Sorunun cevabı 4 kök 3 olur. 15 Ceyhan. Nasıl? Yağ gibi akıyor. Hadi bakalım 16. Kendin çöz. Kendin çöz. Hadi kendin çöz. 16. sorumuz. A, B, C, D kare. B, D köşegen. Bir diklik verilmiş, işaretlemiş. Sonra bir bilgi vermiş. A, E, A kadarken. A, E, A kadarken. E, B, 2A. Benzerlik var bakın. Burası 90, burası 90. Kenarı buldum bile ha. 2A'nın 3A'ya oranı, 2A'nın 3A'ya oranı, 8'in kenarıma da B edeyim, B'ye oranı.
Bakın A'lar götürdü. Bu bunun 4 katı. Bu da bunun 4 katı olacak. O zaman B dediğimiz 12 oldu. Yani benim bütün kenarlarımın uzunlukları 12 oldu. Tamam. Şimdi o zaman 12 ise bütün kenarlarımın uzunluğu. 12'yi 3'e böldüğüm zaman şurası 4, şurası da 8 oldu. Bakın zaten buradaki oluşan üçgen nedir? 45, 45, 90. Boşuna uğraştık aslında. Şuraya 45, şuraya 45'i yazınca burası 8'gen, burası da 8 diyebilirdik. Hemen buradan şunu çiziyorum. Bakın burası 8 ise burası da 8 oldu. Burası da 8 oldu. 12'nin 8'i gitti, çat yukarı 4 kaldı. Pisagor bağıntısı. Bir kenar bir kenarın 2 katıysa kısa olanın kök 5 katıydı. Her videoda çıkıyor karşımıza bakın. 4 kök 5. 16. sorumuzun cevabı da Edirne olmuş oldu. İlerledim 17. Gel bakalım 17, 18, 19'u çözeceğim. Bıyıklıları bir dahaki videoya bırakacağım. Tamam. 17, 18, 19. Öğretenleri çözelim. Ne diyorsun gel. A, B, C, D ve E, F, K, C kareymiş. Zaten görüyorum. Burada da bir kare var. Burada da kare var. A, B'nin 9 olduğunu söylemiş. X kaçtır? Şimdi arkadaşlar. Bu kareler köşe köşeye çakışık mı? Köşe köşeye çakışıksa bunlar hemen ne vardır biliyor musun? Yahu çizgi gelsene. Gelsene beni niye sinirleneceksin? Şuradan çizdiğiniz hem onun köşegenidir hem onun köşegenidir. E bunun köşegeni 3 kök 2'ymiş. O zaman burası da nedir yine? 3 kök 2'dir. O zaman buralar 3 3'tür. E bunun kenarı kaçtı? 9'du. O zaman burası 9'sa bunun köşegeninin toplamı da 9 kök 2'dir. Tamam mı? O zaman 9 kök 2'nin 3 kök 2'si gitti. X dediğimiz 6 kare kök 2 eşit oldu. Basit soru. 17. sorumuzun cevabı Denizli. 18. Önemsediğim bir soru. Kare ve dikdörtgen içerisinde eşlik benzerliği çok kullanıyorduk. Bu da bir benzerlik sorusu. Zaten benzerlikte de çözdük benzerliğini. Burası 90 mı? Burası da 90 mı? Hemen buraya alfa dedim. Buraya beta dedim. Burası 90'sa buradaki açı beta, buradaki alfa. Benzerlikten işim bitti. Alfanın karşısında küçük üçgende x var. Büyük üçgende alfanın karşısında 8 var. Küçük üçgende betanın karşısında 4 var. Büyük üçgende betanın karşısında 12 var. Bitti. Şunları sadeleştirdim. 1 bölü 3. İşler dişler yaptığım zaman 3 tane x eşittir 8. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman x dediğimiz 8 bölü 3 oldu. Sorumuzun cevabı da Ceyhan. 19'da çözeceğiz dedik. Hadi 19. Evet bu da yine önemsediğim bir soru. Önceki benzerlikti. Bu da eşlik sorusu. Karede eşlik çok çıkar. Niye? Bütün kenarlar eşit çünkü. Bak şimdi. Ne demek istiyor hoca? Kare demiş. 2 vermiş. 6 vermiş. Karenin çevresi nedir? Şimdi arkadaşlar bakın. Buraya alfa dersem burası beta. Alfa ile betanın toplamı 90. O zaman burası beta. Burası alfa. Böyle tıkanıp kalma. Kare niye diyor diye düşün. Hocam bütün kenarlarım eşit. Şimdi bir sarıyla boyadığım üçgenin açılarını oku bana sesli bir şekilde. Alfa, beta, 90. Buradaki sarıyla boyadığım üçgenin açılarını oku. Alfa, beta, 90. 90'ın karşısındaki bunda da S var. Bunda da S var eşit. Eşittir o zaman. O zaman bakın bu üçgende betanın karşısında 6 varsa bu üçgende de betanın karşısında 6 olacak. Bu üçgende alfanın karşısındaki uzunluk komple 6 artı 2'den 8 ise burası 8. Zaten 6, 8, 10 üçgeni oluyor. 40 sorumuzun cevabı. Evet. Karenin ilk videosunu bitirdik. Yine çok uzun da olmasın videolarımızı. 3 videoya bölelim. Güzel bir şekilde karenin de inciğini cinciğini öğrenelim. Hadi bakalım görüşürüz. Bay bay.